Dostlar yeni bir video ile birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün güneşli bir hava var ve ben de bu havanın tadını çıkartmak istedim. Sizlere çok farklı bir kulaklık incelemesiyle geldim. Oppo'yu zaten biliyorsunuz. Oppo'nun son teknolojileri içerisinde barındırdığı bir modelden bahsediyorum sizlere. Oppo Enco X2 bu videodaki inceleme konuğumuz. Bir kulaklık almaya karar verdiğiniz zaman doğruya doğru mikrofon iyi olsun, aktif gürültü engelleyicisi olsun ve şarjı çok uzun saatler boyunca dayansın diyorsunuz. Ve ben de bir teknoloji editörü olarak zaten bu değerlere dikkat ediyorum. Peki soru şu. Oppo Enco X2 bizim tüm ihtiyaçlarımıza yanıt verecek mi? Sözü daha fazla uzatmayalım. Gelin videoya başlayalım. Tabii her videoda yaptığımız gibi yine fiyattan başlıyoruz. Bu kulaklığı almaya karar verdiğiniz zaman 2800 ila 3000 lira arasında değişen bir fiyat etiketi bulunmakta. Tabii ilk olarak kutu içeriğine bakmamız gerekiyor. Kutu bizleri sade bir tasarımla karşılıyor ve direkt olarak içerisinden kulaklığı alabiliyorsunuz. Hemen altında farklı kulak uçlarının olduğu kutuyu görürken şarj kablosu da kutu içeriğinden çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz kulak uçları antibakteriyel malzemelerden üretilmiş. Yani kulağınızdaki kiri çok iyi bir şekilde dezenfekte edebiliyor. Kulaklığı elime ilk aldığım anda menteşenin oldukça sağlam bir yapıda olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Kulaklığın porselen bir tasarımda olduğunu ve çok da hafif olduğunu belirteyim. Bunun dışında beyaz renk elime ulaştı. Gayet de hoş gözüküyor. Tepe kamerasından sizler için bir detay çektim. Bunu görüyorsunuz şu an. Şimdi gelelim tasarım kısmına. Dediğim gibi tasarım oldukça ergonomik bir yapıda geliyor. Kulaklıkların her biri sadece 4.7 gram ağırlığında. Kulaklıkları kutuya koyup ağırlığı merak ederseniz 56 grama ulaşabiliyor. Kulaklığı yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve tasarım konusunda hiçbir soru işaretim yok arkadaşlar. Arka tarafa baktığınız zaman DynAudio yazısını görüyorsunuz. Bu ne demek? DynAudio 1977'de kurulan gerçekten ses konusunda ilkleri başaran bir şirket. Mesela Volkswagen gibi, Volvo gibi şirketlere ses teknolojilerini aktarıyor ve ses teknolojileriyle ilgili birçok şirketle birlikte çalışıyor. Oppo da onlardan bir tanesi oldu. DynAudio'nun farkını kulaklıkları kulağıma taktığım andan itibaren hissettim. Kulaklıkların içerisinde çok farklı sertifikalar ve kodekler var. Mesela bu kodeklerden bir tanesi LHDC 4.0. AAC ve LDAC kodeklerinde görebiliyoruz arkadaşlar. Hi-Res Wi-Fi sertifika sistemi bulunmakta. Bunun yanı sıra Super DB adı verilen teknolojiyi de yine biz Oppo Enco X2'de görebiliyoruz. Yani baktığımız zaman teknoloji olarak çok çok bizleri ileriye taşıyacak bir kulaklık. Şimdi tasarıma biraz da fiziksel olarak bakmak istiyorum. Kulaklığın üst tarafına baktığımız zaman Oppo yazısını görebiliyoruz. Alt kısımda bir tip C girişimiz bulunmakta. Kutunun sağ tarafına baktığımız zaman Repair, yani yeniden eşleşme bonunu alabilmeniz için bir buton bulunmakta. Buna 2 saniye basıyorsunuz ve içerisindeki ışık beyaz olunca yeniden eşleştirildiği anlamına geliyor. Beğendiğim özelliklerden bir tanesi de Bluetooth 5.2 ile birlikte gelen çift bağlantı. Yani hem bilgisayarınız hem de telefonunuza aynı anda bağlanabiliyor ve böylece bilgisayarınızdan müzik dinlerken telefonunuza gelen bir çağrıyı yine aynı kulaklık üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz. Bu özelliğin bence her Bluetooth kulakta olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kulaklıkları şimdi kulağıma takmanın vakti geldi. Bu arada kulak uçları rahat ve nefes alabilen bir yapıya sahip. Şu anda kulaklıkları kulağıma taktım. Aktif gürültü engelleyici şu anda açık arkadaşlar. Hiçbir şey duymuyorum. Mesela beni çeken Anıl abi şu anda. Anıl abi bir yüksek sesle konuşur musun? Ne? 1-2-3-4-5. Duymuyorum. Duymuyorum. Arkadaşlar aktif gürültü engelleyici var ama onu biraz sonra anlatacağım sizlere. Şimdi kulağımda nasıl durduğuna şu şekilde bakmanızı istiyorum. Kurgucu arkadaş zoom girmiştir zaten buraya. Kulak uçları kulağıma tam bir şekilde oturdu. Ha derseniz ki ya bu kulak uçları benim kulağıma tam oturdu mu? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Hey Melody uygulamasını ücretsiz bir şekilde hem iOS hem Android tarafında indirip kulak uçlarının testini yapabiliyorsunuz. Kulağınıza uyup uymadı mı? Bu testi mobil uygulamada yapabiliyorsunuz. Yine mobil uygulamaya değineceğim. Çok çok farklı ayarlar var. Şimdi devam ettiğimiz zaman kulaklığın içerisindeki teknolojilerden ve deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. LHD 4.0 ses kodeğini söylemiştim sizlere. Bu ne anlama geliyor? Düşük gecikme ve yüksek çözünürlük sağlıyor. Şimdi yüksek çözünürlük dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Sesi direkt olarak net bir şekilde sizlere iletebiliyor ve ses deneyimi konusunda sizleri oldukça rahat bir şekilde müzik veya film izlemenize olanak sağlıyor aslında. Mesela Netflix'te bir film izliyorsunuz. Seslerin çok iyi bir şekilde kulağınıza geldiğini hissedebiliyorsunuz. Bu hem kodek hem içerisindeki sertifikalar ve Dolby Audio teknolojisinde içerisinde bulunmasıyla çok iyi bir şekilde ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ses performansını şöyle özetleyebilirim. Müzik dinlediğiniz andan itibaren o müzik kulağınızda değil de sanki böyle beyninizin içindeymiş gibi iyi bir stereo ses deneyimi, aktif gürültü engelleyici mevcut ve bununla birlikte gerçekten iyi bir ses deneyimine kavuşabiliyorsunuz. Bu kulak
kulakları kullanmaya başladığım andan itibaren dedim ki ya gerçekten bu tarz teknolojileri anlatıyorlar. Ya içerisinde şu varmış, bu varmış diyoruz ama bunlar kullanıcının faydasına olacak teknolojiler. Mesela aktif gürültü engelleyiciden bahsedeyim. Aktif gürültü engelleyicinin geniş bir frekansı bulunmakta. Bu ne demek oluyor? Birçok kulakta biliyorsunuz bu teknoloji mevcut. Dışarıya çıktığınız andan itibaren ortamdaki sesleri azaltıyor. Hani net bir şekilde müzik dinlemenize veya dışarıyı duymamanıza olanak sağlıyor. Enco X2'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Kulaklıkları ANC moduna aldığınız zaman yani aktif gürültü engelleyiciyi aktif ettiğiniz andan itibaren ciddi manada dışarıdaki sesleri komple kesiyor diyebilirim arkadaşlar. Bu özelliği benim çok hoşuma gitti. Dışarıdaki sesleri tam 45 desibele kadar önlüyor. Ve aktif gürültü engelleyici tabii ki de mikrofonlarla birlikte de çalışıyor. Mikrofon kısmına baktığımız zaman 3 farklı yapay zeka destekli mikrofonu görebiliyoruz. Mikrofonlar biliyorsunuz bizim Bluetooth kulaklıklarda en sıkıntını çektiğimiz nokta. Kulaklık alıyoruz, işte ses boğuk geliyor, bizi duymuyorlar vesaire. Oppo bunu çok iyi bir Ar-Ge sistemiyle çözmüş durumda bence. İçerisinde 3 farklı yapay zeka destekli mikrofon var ve kemik iletim sistemi sayesinde sizin sesinizi tanıyan bir yapay zekadan bahsediyorum. Mesela şu anda dışarıda arabalar var, işte kuşlar ötüyor vesaire. Bir de benim sesim var. Yapay zeka insan sesini algılayıp karşı tarafa bu şekilde iletim sağlıyor. Dilerseniz hemen bir mikrofon testi yapalım sizlerle birlikte. Evet, şu anda duyduğunuz ses Oppo Enco X2'nin dışarıdaki mikrofon testi arkadaşlar. Kalabalık bir ortamdayız. Aktif gürültü engelleyici şu anda açık. Kulaklığın kontrolleriyle birlikte mesela bir sıkma hareketiyle aktif gürültü engelleyiciyi kapatıp açabiliyorsunuz. 2 saniye basmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Kontrollere zaten geleceğim. Şu anda duyduğunuz ses tamamen bu kulaklıklardan geliyor. Yine ofis içerisinde yani kapalı bir ortamda nasıl geliyor? Bunun da testini izliyorsunuz. Şu anda duyduğunuz ses Oppo Enco X2'nin mikrofonlarından geliyor arkadaşlar. Stüdyo ortamında sizlere bu mikrofonları dinletmek istedim. Zaten az önce dışarıdaki ses testini dinlemiş bulundunuz. Bu arada gözün niye kırmızı diye yorumlar gelebilir. Göz ameliyatı oldum. Yani gözlerimi çizdirdim. Böyle de kısa bir muhabbet etmiş olduk. Stüdyo, ofis içi, kapalı alanda sesler karşı tarafa bu şekilde gelecek. Şimdi de kulaklığın üzerindeki kontrolcülerden bahsetmem gerekiyor. Dokunma işlevi yerine bir sıkma işlemi mevcut. Yani siz kazara eliniz buraya çarptı, müziği değiştirdim vesaire gibi durum söz konusu değil. Çok ufak bir şekilde mikrofonların olduğu yani kulaklığın tam orta kısmına çok hafif bir sıkma işlemiyle birlikte aramaları yanıtlayabiliyorsunuz. Müziğinizi iki kere bastıktan sonra yani iki kere sıktıktan sonra ileri taşıyabiliyorsunuz. Bir önceki müziğe dönmek için 3 kere bastıktan sonra yani sıktıktan sonra hep basmak diyorum çünkü bu zamana kadar sürekli böyle basma işlevleriyle hareket ediyorduk. Enco X2 modeliyle 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman aktif gürültü engelleyiciyi kapatıp açabiliyorsunuz. Yine bu özelliği 2 saniye sıktıktan sonra devre dışı bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Sesi azaltıp arttırma konusunda da dışarıya bakan kısmı sadece parmağınızı aşağıya doğru indiriyorsunuz ve ses azalıyor. Arttırmak için ters bir hareket yukarıya doğru yine kulaklığın dışarı bakan kısmı yani düz bir zemin var zaten bunu siz taktığınız andan itibaren anlayacaksınız. Şu şekilde yukarıya doğru hareket ettirdiğiniz zaman sesler de artıyor arkadaşlar. Hey Melody uygulamasını indirdiğiniz zaman bu kontrolcüleri de aslında özelleştirebiliyorsunuz. Bir sıkmayla nasıl bir işlem yapacağınızı, iki sıkmayla nasıl bir işlem yapacağınızı uygulama üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Hazır uygulama demişken bence birazcık uygulamaya değinmek gerekiyor. Şu anda elimde Oppo Find X2 var. Ekran kaydını hemen başlatacağım. Şu anda ekran kaydını başlattım. Hey Melody uygulamasındayız. Görüyorsunuz sağ ve solun direkt olarak %100 bir şekilde bizleri karşıladığını görebiliyoruz. Burada gürültü kontrol modu bulunmakta. Aktif gürültü engelleyiciyi geçirgenlik moduna alabilirsiniz. Yani dışarıdaki sesleri duyayım ama çok duymayayım. Müziklerimi de dinleyeyim. Hani filmden mahrum kalmayayım derseniz burada geçirgenlik modunu alabiliyorsunuz. Hemen şu şekilde alabiliyorsunuz. Sesleri de netleştirme ayarı da bulunmakta. Bunu aldığınız zaman sesi çok net bir şekilde duyuyorsunuz. Gürültü engellemeyi aldığınız an itibaren zaten şu anda aldım. İnanılmaz bir olay bu. Yani keşke şu an kulağınızda olsa da benim yaşadıklarımı siz de yaşasaydınız. Biraz aşağıya doğru indiğimizde burada Enco Master EQ bulunmakta. Bu da yine çok güzel olmuş bu kulaklık için. Çünkü burada farklı Dyna Audio'nun modlarını denediğiniz kısım var. Mesela gerçek modunu aldığınız zaman çok ciddi manada seslerin kulağınıza net bir şekilde geldiğini hissedebiliyorsunuz. Basit ve net modunu aldığınız zaman yine müzik kaliteniz artıyor. Yani gerçek ve basit net arasında farklılık göremedim. Yani üstteki ilk iki seçeneğin bir
farkını pek anlayamadım arkadaşlar. Ama güçlü modunu alırsanız bastırın ciddi manada kulağınıza çok iyi bir şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. En altta Enco X Classic var. Yani bir önceki modelin özelliklerini yine buradan seçebiliyorsunuz. Biraz aşağı indiğimiz zaman yüksek kaliteli ses, yani kodekleri ayarladığınız bir kısım bulunmakta. Ben bunu LHTC'de kullanmanızı öneririm. Çünkü çok yeni bir teknoloji ve sesleri kulağınızda çok iyi bir şekilde optimize ediyor. LDAC kodeğimiz de bulunmakta. Burada Hi-Res modunu aktif edebiliyorsunuz. Ve son olarak AAC kodeğini de buradan seçebiliyorsunuz. Oyun modu bulunmakta. Oyun moduna girdiğiniz andan itibaren MS, yani milisaniye sürenizin çok düşük olduğunu görüyorsunuz. Ve oyunlarda hızlı bir ivme yakalayıp sesleri duyabiliyorsunuz. Altın ses var. Bu benim oldukça hoşuma gitti. Çünkü altın sesi aktif ediyorsunuz. Devam et dediğiniz zaman bir kere kulağınıza bir ses geliyor, böyle bir dalga sesi geliyor ve kulağınızın yapısını anlayan bir yapay zeka burada göz önüne çıkıyor arkadaşlar. Burada size kulağınıza sesler gönderiyor. Bu sesi duymayana kadar buradan size işlem yapmanızı söylüyor. Şu anda sol kulaklığı test ediyor. Daha sonra sağ kulaklığı test edip kulağınızın yapısını anlıyor ve en kaliteli sesi kulağınıza göre ayarlamaya çalışıyor. Bir geri geldiğimiz zaman, bu arada havada bayağı rüzgarlı, saç baş dağılıyor. Alt tarafa geldiğimiz zaman iki cihaz bağlantısını açtığınız kısım bulunmakta. Az önce dedim ya, hem bilgisayar hem telefon için. Bunu oradan aktif ediyorsunuz. Kulak uyum testini zaten söylemiştim. Hangi papuçlar size göre, bunu da çok net bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Sağ tarafa geldiğiniz zaman bağlantıyı kes veya bu cihaz silinsin gibi ayarlar bulunmakta arkadaşlar. Arayüzün Türkçe olması gayet güzel. Burada kulak kontrolleri, az önce dediğim gibi kulaklığın kontrollerini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. İster sağ ister sol. Mesela sol kulaklığa hızlı sıktığınız zaman önceki şarkıya geç gibi vesaire, bunları ayarlamak mümkün. Ve son olarak kulaklığın sapını sıkma ayarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gürültü engelleme veya geçirgenlik moduna alabiliyorsunuz. Kulaklığın genel olarak içerisindeki teknolojileri oldukça beğendim arkadaşlar. Özellikle LHD 4.0 sayesinde çok iyi bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra kulaklığın içerisinde 11 mm dinamik sürücüler bulunmakta ve bir diğer sürücü olan 6 mm dengeli membran sürücüleri de görebilmek mümkün. Bu arada Enco X2 modeli dünyanın ilk Dolby çift sesli kayıt özelliğine sahip True Wireless kulaklığı. Batarya kısmını merak edebilirsiniz. Bu kulaklık 40 saate kadar müzik dinleme süresi sizlere sunuyor. Aktif gürültü engelleyici LHTC modları bu süreye etki ediyor, bilmenizi isterim. Ve 5 dakikalık bir şarj ile 6 saatlik müzik oynatabiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliğimiz mevcut. Bu gerçekten çok iyi olmuş. Ve kulaklığımız 1,5 saatte tam şarj oluyor. Ve atlamadan geçmeyeyim. Enco X2 modeli IP54 suya toza karşı dayanıklılık sertifikasını beraberinde getiriyor. Evet, yavaş yavaş incelemenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu tarz son teknolojinin bizlerle buluştuğu ürünleri gerçekten çok seviyorum ve sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buradaki kulaklığın teknolojileri inanılmaz. Aktif gürültü engelleyicinin bu kadar geliştirilmiş olmasının sebebi, binlerce kulak içi test yapılıyor. Bu kulak içi testlerin sonucu en iyi şekilde bu oran ayarlanıyor ve bizlerin karşısına çıkıyor. Oppo Enco X2'yi çok başarılı bulduğumu söylüyorum ve yorumu sizlere bırakıyorum. Bu video hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.